Bodrum'da bir araya gelen hayvanseverler, Bodrum Belediyesi'nce kedi kısırlaştırma merkezi olarak tahsis edilen yapının her türlü altyapısı hazır olmasına karşın hala açılmamasına tepki gösterdi. Hayvanseverler merkezin açılmasını talep etti. Gümüşlük Forumu'nun çağrısıyla Kadı Kalesi Kedi Kısırlaştırma Merkezi olarak tahsis edilen binanın önünde bir araya gelen hayvanseverler, "Kedilerimize sahip çıkıyoruz, açın şu merkezi" yazılı dövizler tuttular. Basın açıklamasını okuyan Gümüşlük Forumu ve Kent Konseyi Hayvanların Yaşam Hakkını Koruma Çalışma Grubu üyesi Behçet Ak şunları dile getirdi. Bodrum'da hayatı paylaştığımız sokak hayvanları sorunu yok. Sokak hayvanlarının sorunları vardır. Bu sorunların çözümleri noktasında Bodrum Belediyesi'nin yükünü alan ve hiçbir zaman taşın altına elini koymaktan çekinmeyen hayvanseverlerin, sizlerin desteğiyle sokaklarımızda yaşayan hayvanların sorunlarını çözmek, refahlarını sağlamak amacı ile üzerimize düşen görevi yapmaya çalışıyoruz. Ancak sokak hayvanlarının Bodrum sokaklarında özgürce, güllük gülistanlık bir yaşam sürdüğünü sanan herkes yanılıyor. Maalesef seven kadar zarar verenleri var. Sokaklarda güvende değiller. Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Bodrum'da da tüfekle vuruluyor, bıçaklanıyor, zehirleniyor, sopa ile dövülüyor, trafik kazalarına kurban gidiyor, itilip kakılıyor ve horlanıyorlar. Yasanın kendilerine tanıdığı hakkı yerine getirerek sokak hayvanlarını besleyen hayvanseverler de bu zorbalıktan nasibini alıyor. Hakarete, tehdite ve hatta şiddete maruz kalıyoruz. Sokaklarda yavruları ile nereye sığınacağını, nasıl hayatta kalacağını bilemeyen, oradan oraya atılan, barınaklara terk edilen, çaresiz anneler, annelerinden alınarak kurtulan, kutuların içerisinde çöp kenarlarına bırakılan, daha gözleri açılmamış parmak kadar bebekler, onları görmezden gelen vicdan yoksun insanların sayısı tahmin ettiğimizden daha çok. Popülasyonun kontrolsüzce artması, hayvanların sağlığı, yavru ölümlerinin azalması için kısırlaştırma çok önemli ve gerekli bir faktör. 5199 sayılı kanuna göre belediyelerin asli görevi kısırlaştırma yapmak, kent konseyinin projesi olan kedi kısırlaştırma merkezlerinin açılması ile ilgili öneri Bodrum Belediye Başkanı tarafından yaklaşık 3 yıl önce kabul edilip Yalıkavak Kedi Kısırlaştırma Merkezi açıldığında çok sevindik. Bu merkezin açılmasının ne kadar doğru bir karar olduğunu da Yalıkavak bölgesindeki hayvanseverlerin geri bildirimleriyle anlaşılıyor. Ancak Bodrum Belediyesi tarafından kedi kısırlaştırma merkezinin sayısının artırılacağı sırası ile Kadı Kalesi ve Panacık'ta da açılacağı duyurulmuştu. Kadı Kalesi Kedi Kısırlaştırma Merkezi için yer belirlendi. Bütün altyapısı tamamlandı. Anahtar teslim hale getirildi. Bizler Bodrum Belediyesi'nden açılış tarihinin duyurulacağını beklerken kısırlaştırma merkezinin açılmayacağını uzun zamandır atıl olarak duran bir yer etrafı temizlenip tadilat yapılınca rağbet görüp ticari amaçla kullanılmasına karar verildiğini öğrendik. Yaklaşık bir aydır kendisinden tatmin edici bir cevap beklediğimiz Bodrum Belediye Başkanı Sayın Ahmet Aras'a buradan tekrar soruyoruz. Kadı Kalesi Kedi Kısırlaştırma Merkezi ne zaman açılacak? Kedi Kısırlaştırma Merkezi olarak altyapısı tamamlanan Kedi Kısırlaştırma Merkezi'ni açmaktan neden vazgeçtiniz? Sayın Ahmet Aras, verdiğiniz sözü tutmanızı Kadı Kalesi Kedi Kısırlaştırma Merkezi'nin derhal açılması talimatı vermenizi, merkezin ivedilikle faaliyete başlamasını bekliyoruz.